Şimdi de Hatay'a kameralarımızı çeviriyoruz. Hayat Derneği Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacılara iftar yemeği veriyor. Arkadaşımız Gözde Özyürek de mülteci kampında. Yanında bir de konuğu var. Gözde, iftar programının detaylarını öğrenmek için sözü sana ve konuğuna bırakıyorum. Evet, buranın detaylarına aslında gireceğiz birazdan ama ondan önce şunu demek istiyorum Türkan Kaya. 11 ayı Sultanı Ramazan Şerif geldi. Bütün İslam alemine geldi. Onlara da geldi. Onlar çatışmadan kaçtı. Türkiye'ye sığındı. Suriyeli mülteciler belki de 4-5 yıl sonra ilk kez bu kadar neşeli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Birazdan yaklaşık yarım saat sonra iftar yapacaklar. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Kendisi Rahmi Bartı, Hayat Derneği'nin genel başkanı. Efendim, siz az önce dediniz ki ben ilk defa bu kadar neşeli gördüm. Neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle teşekkür ederiz. Kırıkhan'dan bu gönül köprüsünü kuran Ülke TV'ye, bütün ülkeye hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayat Ama ilk defa biz tüylerin diken diken olarak söylüyorum ki ilk defa bu Suriyelileri biz oynarken gördük. Bu da sizlere nasip oldu. Şundan dolayı oldu. Çünkü bugün Dünya Yetimler Günü. Kırıkhan Belediye Başkanımız da sağ olsun burada bir etkinlik yapalım deyince ilk defa bir müzikle burada bir program yaptık. O da çok demek ki ihtiyaçları varmış. İnsanlar tarihlerinde belki ilk defa son 5 yılda oynama başladılar. Biraz sonra sizler de izleyeceksiniz. Biz Hayat Derneği olarak bu ensar muhacir ilişkilerini Hatay'ın Kırıkhan ilçesine devam ettirmeye gayret ediyoruz. Dernek olarak yaklaşık 4. yıldır burada günde 1200 kişilik iftar yemeği veriyoruz. 50 bin Kırıkhan'da 50 bin Suriyeli var. Hatay'ın tamamında 300 bin Suriyeli var. Bunların 200 bini Hayat Derneği ulaşıyor. 15 bini çadır kentlerde. Diğerleri kendi kaderleriyle baş başalar. Şimdi yarım saat sonra iftar açacaklar dedik, evet. Ama menüde ne var isterseniz izleyicilerimiz için onları, buyurun, da gösterelim. Menüde neler var? Günde 1200 kişilik iftar yemeğimiz var. Bugün pilavımız var menüde. Kaldırabilir miyim? Şöyle gösterebilir miyim? Kuru fasulyemiz var. Evet. Pardon, tavuk sotemiz bugün. Özür dilerim. Çorbamız var. Ve tatlımız var. Tatlımız var. Programdan sonra da çocuklara dondurma ikramımız var. Kırıkhan Belediyesi'nin etkinlikleriyle. Şöyle işlere doğru gidelim. Kırıkhan Belediye Başkanımız da burada şu an. Şimdi Ramazan eğlencesini belki de en çok onlar yaşıyor. Çocuklar burada. Biraz önce yüz boyama yaptılar. Farklı etkinliklerle Ramazan eğlencesini yaşıyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi iftar için sıra da oluşmaya başladı. Onu çekmeyeceğim. Evet, maalesef iftarda da böyle gerçekten çok ihtiyaç var. Burada 50 bin Suriyeli var. Biz ancak 1200'ne yemek verebiliyoruz. Görüntüye çok hoş değil ama ne yapalım? Yani elimizden geldiğince bunlara bu iftarlar... Çünkü çok fazla aslında. Çok fazla 50 talep bin, var. 50 bin Suriyeli ancak 1200'ne iftar yemeği verebiliyoruz. Günde 10 bin ekmek dağıtıyoruz. 1000 kumanya dağıtıyoruz. Yaklaşık 4 yıldır burada bir hastanemiz var. 22 Suriyeli doktorumuz var. Doktorlarımızla onlara şifa dağıtmaya gayret ediyoruz. Evet. İlaç veriyoruz. Ücretsiz ilaç veriyoruz. Evet, bu ara kadınlarımız bir tarafta iftar yemeği alıyorlar. Çocuklarımız diğer tarafta, erkeklerimiz diğer tarafta. Kırıkhan Belediye Başkanımız da bugünkü Dünya Yetim Çocukları Günü ile ilgili, o da ayrı bir faaliyette bulunuyor. Evet. Tabii bugün aynı zamanda Dünya Yetim Günü de. Onun için de biraz bahsedecek olursak Suriye aslında bu noktada çok önemli bir yere sahip. Çünkü belki binlerce, yüzlerce çocuk annesiz, babasız kaldı maalesef. Şimdi dinimizde yetim gülerse dünya güler diye bir düşünce ve görüş var. Biz de Hayat Derneği olarak bu yetimleri güldürebilmek için hem böyle yetim günleri düzenliyoruz hem de 400 yetimi kendi Hayat Derneği bünyesinde bunu basına da deklare ettik. Yaklaşık 400 yetimi 2 ay içerisinde bir kampüs kurduk. Oralara getireceğiz. Halep'te bunlar. Anasız babasız durumdalar şu an. Onlara da Kırıkhan'dan 400 aile bulup bu aileleri de onlara bir kardeş aile yapıp onların aile ortamını sağlamaya gayret edeceğiz. Şimdi burada eğlenceler oluyor. İhtiyaçlar karşılanıyor. Ancak bir başka ihtiyaç, sağlık ihtiyacı, evet, tabii ki. Bunun için de çok teferruatlı şeyler düşünülmüş. Hemen yanımızda, arkamızda muayenehaneler var.
aynı zamanda ilaçlar, eczane depoları var. Neler söyleyeceksiniz? Evet, dediğimiz gibi 5. yıldır Hayat Derneği bu hizmetleri yapıyor. Son 1 yıldır Tuzla Belediyesi Tıp Merkezi olarak ismini değiştirdik. Tuzla Belediye Başkanımız Doktor Şadi Yazıcı'ya ve Doktor Mehmet Metin'e ve tüm ekiplerine çok teşekkür ederiz. 5 yıldır buraya İstanbul'dan bir kardeşlik barış köprüsü oluşturdular. Buradaki bizim sıkıntılarımıza ortak oldular. Burada 22 tane Suriyeli doktorumuz var dediğimiz gibi. Fakat şu an size gösteremiyoruz çünkü sabah 10 ile 4 arası mesaimiz Ramazan dolayısıyla. Onlar da ücretsiz olarak hizmet veriyor. Yok, onlara da Hayat Derneği ücret veriyor. İşte İstanbul Tuzla Belediyesi onların maaşlarını ödüyor. Şöyle, hastalardan bir ücret talep etmiyoruz. Hastalardan kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Onların maaşlarını da ödüyoruz. İlaçlarını bedava veriyoruz. Yaklaşık 5 yıldır Kırıkhan gibi ilçeden 10 trilyon üzerinde ilaç evlerden atılı ilaç topladık. Bunları yeniden ekonomiye kazandırdık. Suriyeli kardeşlerimize derman olmaya gayret ettik. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sizlerin huzurunda Ülke TV'ye, bütün ülkeye bizim sesimizi duyduğu için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Evet, gönül ister ki bu güzel manzaralar her zaman olsun. Biraz önce dediğimiz gibi burada aynı iftar verilecek ama aynı zamanda Dünya Yetimler Günü olduğu için de ayrı bir organizasyon var. Palyaçolar geldi, çocukların yüzlerini boyuyorlar. Son derece neşeliler. Gençler diğer taraftan oyunlar oynuyorlar. Aslında enerjilerini atıyorlar. Yarım saat sonra da afiyetle iftarlarını yapacaklar diyelim. Çok güzel bir atmosferden sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Peki biz de şimdiden size afiyet olsun diyoruz Gözde ve çok teşekkür ediyoruz bu yayın için.